geleceği üzerine bir konuşma yapacağım. Hayır, onlarla da seçim aslında kısaca hani bilişim dediğimiz bu alanda hani günlük hayatımızda tamamen girmiş durumda. İşte sabah kalktığınızda, işte akşam uyuyasaya kadar ki gününüzü değerlendirdiğinizde pek çok alanda çeşitli işte gerek yazılımsal gerek donanımsal olsun bu tür teknolojileri kullanıyoruz. Ve ilginçtir, pek çok diğer bilim yani hemen hemen bütün bilim dalları da artık bu kullanılmakta. Bugünkü konuşmada hani bütün yani bu bilişim teknolojilerinin tüm kullandığı alanlar değil de gerçekten erzem olan yani bir yeni bir teknolojinin, gelecekteki yeni bir teknolojinin bu bilişim teknolojileri temel alınarak oluşabilecek olanlarını da sizlerle paylaşacağım. Ve yaşam tarzınızda hani her pek çok konuda elbette çeşitli yenilikler getirecek. Bunları ben şu şekilde başlıklandırdım. Bu elbette çok daha artırılabilir. Hani ben kendimce işte okuduklarımdan, işte fütürist yaklaşımlardan hani önemli olduklarını düşündüklerimi buraya koydum. Ve sizlerle onları paylaşacağım. Yani sunum prezi de hazırladım. Gerçekten tavsiye ederim. Başlamadan evvel. Çünkü hani dizayn için fazla vakit kaybetmiyorsunuz ve bir şeyi sunarken hani böyle sırasal değil de hani biraz daha yapısal, birbiriyle ilişkilendirme yapabiliyorsunuz. Diğer önerim de Edrom'u kullanmanız olacak. Çünkü tüm üniversitelerde tek bir hesapla hem ülkemizde hem de yurt dışındaki üniversitelerde direkt internete çıkabilirsiniz. Şu an işte bu sunumu o ikisini kullanarak ben yapmış oluyorum. Sizlere tavsiye ederim. Tekrar sunuma dönecek olursak, işte hızlı bir gelişim var. Hani bilişim alanında gerçekten çok hızlı bir gelişim var. Artık bir doğrusal bir ilerleme söz konusu değil. Artık katlanarak devam eden bir ilerleme söz konusu. Bunu aslında kendimiz bir kolayca değerlendirebiliriz. Mesela 90'lar 2000 yıllar arasındaki bilişimin gelişimiyle 2000 ile 2010 yılı arasına baktığınızda gerçekten katlanarak arttığını göreceksiniz. Ve kendi araştırmalarınızda da bunu çokça zaten karşılaşmışsınızdır. Gerçekten katlanarak giden bir eğilim söz konusu. Burada ilginç bir şey var aslında. Bunun ne anlama geldiğini gösteren güzel bir örnek. Bir projeyi siz ilk yıl %1'ini bitirebiliyorsanız o projenin tamamlanması, %100'ünü bitirmesi sadece 7 yıl sürüyor. Ve 7 yıl sonra proje tamamlanmış oluyor. Bir yandan bu şekilde bir hızlı bir yükseliş devam ederken bir yandan da maliyetler gerçekten çok düşüyor. Örneğin işte DNA'daki hizalama olarak söyledim ben bunu ama işte ilk başlarda $1,000,000 seviyesindeyken şimdi $1,000,000'da ve ileride belki de $100,000'a düşecek. Ve bilişimde bir taraftan gerçekten pek çok alanda ilgisi var. Bunu zaten söylemiştim. İşte sağlıktan iklim bilimine, yer bilimine, hayat bilimine kadar bu alanlarda bu zamana kadar gelmiş pek çok aslında karmaşık problemlerin çözülmesine çok büyük fayda sağlayacaktır. İlk kez sağlık hizmetleri, hani bu zamana kadar gelmiş bir sağlık hizmetleri vardı, değişerek, ilerleyerek gelen bir sağlık hizmetleri vardı. Bu bilişim teknolojileriyle işte 2020-2050 yıllarını düşündüğümüzde elbette tanı ve tedavi yöntemlerinin çeşitli değişiklikler olacaktır. Günümüzde ya da makaleler yani bilimde kalıp teknoloji yansıtılmayan zaten bu benzer çalışmalar yapılmakta ama ileride bunlar da daha da oturacaktır. İlk medikal robotlar hani cerrahi işlemlerinde gerçekten çeşitli hatalar olabiliyor. İleride medikal robotlarla birlikte bu işlemlerin daha hatasız, daha doğru bir şekilde yapılacağı öngörülüyor. Aynı zamanda daha az invaziv olacak çünkü daha az girişim olması ön planda. Yapay zeka ve medikal görüntüleme, bu zaten bayağı bir ilerleme kaydedildi ve buna devam edecek. İşte örnek vermek gerekirse kanser hastalıklarını düşündüğümüzde, kanseri sadece olduktan sonra bulma değil de olmadan evvel potansiyel kanser hücrelerinin görüntülenmesi, bunun işte yapay zeka ortamında yorumlanmasıyla sonuçlar çıkartılması bir başka hayatında gelecek gelişmelerden. Hasta kontrolü artık hani bu aslında derste de çok bahsedildi. İşte insanların üzerine girdikleri şeyler de hani insanın hayatının her kalitesini düşünmeden yapabileceğimiz kontroller. Şimdi gen testi bu aslında ileride olabilecek bir şey. Şimdi hastalıklarla ilgili bir şüphe olduğunda ilk yapılan şeylerden bir tanesi kan testidir. İlerleyen yıllarda buna bir de gen testi ekleneceğini ben düşünüyorum. Yani genlerimize bakarak hastalığın
tınısında ve olası tedavi yöntemlerini geliştirmesinde oldukça fayda sağlayacak. Genetik terapi, genetik onarım da olabilir belki bu. Yani genlerimizde çeşitli değişimlerin amaçlı çeşitli değişikliklerin yapılması ve kişi özel ilaç, arkadaşım da bahsettiği gibi o ilacın kişi üzerinde daha etkin olmasını sağlamak için işte genlerine bakarak da ilaç geliştirmek. Evet, direnç üzerinde çok faydası olacak. Birincisi yani bu zaten bundan önce de denenmiş, dünyada farklı şekiller denenmişti. İşte veri tek bir alanda işte doktorların işte hekimlerin de uzman kişilerin hızlı ve kolayca erişebilmesi. Ama bu işte güvenlik nedeniyle çeşitli sorunlarda özellikle en başta güvenlik geliyor. Tam olarak oturtulamamıştı. Ama bilişim teknolojilerindeki ilerlemeler de bu güvenlik sorunu aşılarak yani bu konuda da ilerlemeler kaydedilecektir. RFID teknolojileri olası riskleri azaltacaktır. Çünkü hangi medikal ürünün hangi hastaya uygulanacağı önemli bir etken. Bunun otomatik değiştirilerek, takip edilerek, kolayca yönetilerek RFID'ler yapılması oldukça fayda sağlayacak. İleride hastanelerde de oldukça sık kullanılacak bir teknoloji olacak. Bir diğer gelişme ise karar verme sistemleri. Burada iki tane bilimsel araştırması da paylaşmak istiyorum. Bir tanesi 2004 yılında yapılan bir araştırma. Ve bilgisayar sistemlerde yanlış tanı ve tedavide %76'ya yakın bir iyileştirme söz konusu olmuş. Yani bilgisayar sistemler kullanınca gerçekten bu hatalar daha azaldığı söylenmiş. Yine benzer şekilde doktorun zaman kazandırması çok önemli. Çünkü o kazanılan zaman hastanın üzerinden harcanacak. Bilgisayar sistemlerde işte hastanın kaydı gibi işlemlerde %65, hasta seyrini gözlemlenmesi de %85 oranında fayda sağlamış. Ve hizmetin yayılması, özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kısıtlı kaynaklar, işte bu bilgisayar tomografi, MRI gibi teknolojilerin pahalı olması nedeniyle her yere ulaştıramıyorsunuz. Günümüzde hala devam ediyor. Merkezde bir hastane kuruyorsunuz. Maalesef az yetişmiş insan, yani kendi konusunda gerçekten çok tecrübeli insanların da sayısı az olması bir modeliyet yani merkezde tek bir hastane ve bu hastaneye hasta transferleri yapılarak aslında sağlık hizmetlerinin hastaya ulaştırıldığı bir model şu anda mevcut. Eskiden de böyleydi. Ama bu bilişim teknolojileriyle birlikte işte 2005 yılında yapılan başka bir araştırma yeni bir model olması kanalıyla artık hasta transferi değil, onun yerine tecrübenin transferinden bahsediliyor. Tabii bu aile hekimleri ve hemşirelerin daha etkin konum anlamına geldi. Özellikle kırsal kesimlerde yaşayan insanlar için hani orada bulunan aile hekimleri ya da hemşireler işte bu teknolojinin gelişmesiyle onların asistanlığıyla çeşitli karar destek sistemlerinin de yardımıyla müdahale edebilecekler. İşte telemedisin işte uzman kişiler merkezde olacak. Özellikle patoloji, radyoloji konusunda uzman kişiler. Ve uzaktan hani bu tür sağlık hizmeti ulaştıramadığımız yerlerde destek verecekler. Ve kendi kendine bakıyorum. Zaten sürekli aslında tıp konusunda bir hastalık olduğunda internetten pek çok bilgi bulunabiliyor. Tabii bu bilgilerin bir kısmı yanlış yönlendiriyor, bir kısmı doğru yönlendiriyor ama bu sayı ileride daha da çok artacak ve kalite sizin muhakkak çok daha fazla artacaktır. İleride insanlar işte bu bilgileri de baz alarak ya da farklı işte yazılımlar, donanımlar da kullanarak kendi kendilerine bakabilecekler. Ve kendi kendine idame ettirebilecekler. Farkında etkileşimli yaşam ortamında aslında burada şeyden bahsetmek istedim. Yani yaşadığımız ortam, ev olabilir, iş yeri olabilir. Hayatımızın çok fazla zamanlarının geçtiği yer. 2020-2050 yıllarında teknolojiyle, bilişim teknolojileri bu anda nasıl etki gösterecek? Burada onları size paylaşmak istiyorum. Mesela burada işte çok hızlı gelişiyor demiştim. Bir Facebook mesela kurulduktan yani başlangıçtan 7 yıl sonra işte Amerika Hindistan vatandaşlarının yarısı tarafından kullanılmaya başlamış. Keza işte akıllı telefonları düşündüğümüz zaman da pazar değeri aldıktan sonra çok hızlı bir şekilde büyüyor. Burada Innovare diye bir şirket var. Bunlar danışmanlık hizmeti veriyorlar. Gelecekte bu tür gelişmelerin hayatımıza nasıl etkileyeceğini tahminleyen aslında Futurist grubun olduğu bir danışmanlık şirketi. Bunların çeşitli tahminleri var. Ben buradaki sadece hani bu akıllı evlerle alakalı olabilecek trendleri sizlerle paylaşmak istiyorum.
Bunlardan birincisi uyarlanabilir akıllı ortam. Belki bunu dinamik akıllı ortam diye değiştirmek mantıklı olabilir. Bu zamana kadar hesaplamada aslında işte ilk başta mainframe'ler vardı. Tek bir merkezde insanlar oraya gidiyordu. Sonra PC'ler ortaya çıktı. Herkesin elinde artık bilgisayar olmaya başladı. Sonra işte akıllı telefonlar, şeyler, laptoplar, tabletler biraz daha bize mobilite kazandırdı. Bunların hepsi bir trenddi. Bundan sonraki bir trend aslında hesaplamayı tamamen değiştirebilecek bir şey. Yani bizim bilgisayarlarla alakalı hep biz bir şey veriyoruz. Bilgisayarlar bize sonraki sonuç üretiyor. Bundan sonra artık ortamın kendisi kendi kendine çeşitli verileri alıp biz onlara bir komut vermeden kendisi bize çözüm üretecek. Bu bakımdan uyarlanabilir ortamlarda da değişiklikler olacak tabii. Bulut bilim zeka, bulut bilişim zaten bu büyük bir trend aslında. Şu anda biz kullandığımız bulut bilişim, kullandığımız ortamlar daha çok aptal depolama. Yani verilerimizi koyabildiğimiz ve herhangi bir yerden alabildiğimiz. Ama bir yerde gerçekten daha da evrilecek. Artık kişisel bilgilerimizi korumaktan ziyade işte bizim günlük hayatta verilerimizin aktığı bir ortam haline gelecek. Örneğin işte verilen örneklerden gidecek olsak işte yürüme durumunu düşünün. Oradaki veriler sürekli toplanıyor. Bu bulut ortamına atıldı. Ve bu bulut ortamında belki size o veri işlendikten sonra işte şu kadar daha yürümeniz gerekiyor denilebilecek. Ve bu daha da genişleyecek bir şey. Yani yürüme sadece bir örnekti. Belki işte bütün abur cuburlar hani atıldı ve sonrasında değerlendirildiği bir ortam olacak. Esnek arayüz, yani bu şekilde değil, yani laptoplar, fare, işte, mouse fare ya da ekran kullanarak değil de hayatımızda çeşitli farklı şekilde etkileşerek aslında dijital ortamlarda farklı şekilde etkileşerek çözüm alabildiğimiz, fayda sağlayabildiğimiz çeşitli şeyler olacak. Sosyal etkiler de olacak bunun yanında elbette. İşte bu araştırmada işte milenyum ve Gen Z olarak aslında kuşaklar ikiye ayrılmış. Yani bu tür bir teknoloji gelişimini sosyal kuşaklar arasında da gerçekten farklılıklar yaratacağı şimdiden gözlemlenebiliyor. İşte akıllı bağlantılı evler. Burada evlerin özelliklerini ben hızlıca özetleyecek olursam. Aynı arabalarda kullandığımız gibi işte göstergeler var, kaç kilometre yaptınız, işte hızınız ne, sıcaklık ne gibi. Bunlar evlerde de olacak. İşte evdeki gaz tüketimi falan filan ya da hava durumunun kalitesi. Ki bence ileride bu insanlarda da olacak. Yani insan vücudunun o anki işte kalp atışı, hani arabayı kullanırken bu şey göstergeler neyse insanlarda olacağını düşünüyorum. Ev modeli değişecek muhakkak. Yani tek bir yerde kalmak, işte burası yatak odası, burası salon demektense daha dinamik olabilecek, daha hızlı değiştirebilecek bir ortam ortaya gelecek. Evim güzelim herhalde ileride daha çok söyleyeceğimiz bir laf olacak. Çünkü artık sizin duygu durumunuza göre dinamik olarak size bir çözüm üretebilen, size uygun ortam sağlayan bir ortam olacak ve siz çalışmalarınızda daha çok verim kazanacaksınız. Ve bu da insanların pek çok aktiviteleri elleriyle yapmalarını sağlayacak. Dijital uçurum aslında bu her teknolojinin gelmesiyle ortaya çıkan bir şey. İlk başta pahalı oluyor ama ilerleyen zamanlarda bu herkesin ulaşabileceği teknoloji haline geliyor. Bu dijital uçurum aslında sadece bunun için değil, tüm teknolojiler için de geçerli bir şey. Bilgisayar teknolojileri zaten bundan bahsedilmişti. Ben buraya biraz da geçiyorum. Çünkü bunun uçurumlarda fazlaca bahsedildi. Çok daha hızlı bir bilgisayar, yani kullanılan bilgisayarın çok daha hızlı olacağı zaten aşikar. Bu zamana kadar gelen tüm verilerde bunu gösterdi. Peki, iletişim teknolojileri nasıl değişik olacak ve büyük veri? Şu anki aslında bilim adamlarının uğraştıkları önemli bir konu. İnternet sanırım burada şöyle bir şey yaparak bir sonuç da çıkartabiliriz. Hani evimizi düşündüğümüzde farklı kaç tane cihaz internete bağlı? Hani 4-5 olan var mı bilmiyorum. Farklı cihaz olarak düşündüğümüzde artık yavaş yavaş bu sayı artıyor. İşte akıllı telefonlarınız oluyor, televizyonlarınız oluyor. İşte dijital kutu, hani dijital kutularınız olabiliyor. Laptoplar, PC'ler olabiliyor tabii ki. Ve bu sayı gittikçe artıyor. Şu an zaten hani gezegendeki insan sayısından daha fazla cihaz internete bağlı durumda. 2050 yılında bunun 50 milyon olacağı bekleniyor. Veri de çok hızlı bir şekilde büyüyor. 2008 yılında 5 exabayt veri vardı. 2012 yılında artık 1.2 zettabayt. Yani hiç duymadığımız işte gigabaytlardan, işte terabaytlardan, petabaytlardan artık exabayt ve zettabaytların konuşulduğu bir
sahte TV programına denk geliyor. Ve bu artık daha da hızlı artıyor. Çünkü eskiden görüntü bu kadar çok internette dolaşmıyordu. Artık HD'ler de ortaya çıkması yüksek çözünürlük görüntüler olacak. Ve siz konuyu tahmin ediyorlar. İnternette verileri %90'ı video olacak. Peki bulut veri, bundan zaten bahsetmiştim, bir örnekle daha da açıklayayım. Yani sizin uyku durumunuzu bile alıp, işte öyle bir sensörle uyku durumunuzu bile alıp işte bulut ortamına taşındığı bir ortam düşünün ve sizin arkadaşlarınız bu bilgiyi alabilip işte size uygun bir saatte araması ya da bunun otomatik olarak yapılması ileride olabilecek özellikler. İletişim hızı zaten çok devasa bir şekilde artmış. İşte 90'dan bu yana 170 bin kat artmış. Gelecek 10 yılda ise 3 milyon kat hız artması bekleniyor. Bu aslında pek çok uygulamalar için, işte farklı farklı pek çok dijital cihazlar için inanılmaz bir altyapı sağlıyor. Artık bir veri iletişim için bir sıkıntı olmaması bekleniyor. Nörobilimde iki tane araştırma var. Bunlardan bir tanesi Western Üniversitesi'nin tarafından yapılmış. Kol hareketlerin tahminlenmesi. Yapılan şey şu, fMRI teknolojisi. Belki bunu duymuşsunuzdur, ona girmiyorum, aklımda çok da. İşte kişinin o bardan mesela neresinden tutacağı, çevirip çevirmeyeceği esasında yapmadan evvel tahmin edilebilmiş. Bunun yanında işte kitapta okunan eylemlerin de aslında fMRI'deki olduğu gibi, yani yapmasında olduğu gibi beyinde benzer etkileri gösterdiği Washington Üniversitesi tarafından kanıtlanmış. Ve bu şuna şey olacak, insan davranışları modellenmesi. Yani ilerleyen zamanlarda bizim olaylar karşısında nasıl tepki vereceğimiz ve dijital kopyaların oluşması artık. İleride dijital kopyanın oluşması. Benim son slaytım. Sonuç olarak baktığımızda 50 yıl sonrasını uz görmek ve şekillendirmek gerçekten çok zor. Çünkü inanılmaz bir değişim var ve bu değişimden yola çıkarak 50 yıl sonrasını kurgulamak gerçekten zor. Bazı yerlerde hayal gücü, yani insanlar çok uzak hayal gibi gelebilir ama hani bundan 50 yıl öncesine baktığımızda da işte televizyon teknolojisi belki de örnek verildi. O da hayal gibi görünüyordu ama hayatımızda gerçekleşti. Benzer şekilde 50 yıl sonra bize yaşayacağımız çok farklı şeyler var. İşte geçmişteki ilerlemenin kat kat fazlası gelecekte gerçekten bizi beklemekte. Benim diyeceklerim bu kadar. Soru. Peki.